Eğer dili Türkçe konuşan, yazan, bilim üreten, sanat üreten bir dil ise o ülke, o toplum, o ulus yaşıyor. Eğer bunlardan birisi eksikse o ülke, o toplum Konfüçyus'un da söylediği gibi bin yıllar önce yaşamıyor. Olarak başkanımız Nilüfer Hanım özellikle katıldığı için çok mutluyum. Bizimle birlikte olduğu için Nilüfer Çınarlı mutlu, biz de mutluyuz. Dil devriminin yetiştirdiği iyi öğretmenlerden eğitim almış biri olarak öncelikle anılarımı anlatarak başlamak istiyorum. Ortaokula başladığımda bizim ortaokulda benim teyzem de matematik öğretmeniydi aynı zamanda. Arkadaşlarına sormuş Nilüfer hangi kolu seçsin diye. Onlarla görüşmüş. Akşam bana dedi ki arı dili yayma kolunu seçeceksin. Şimdi arı dili yayma kolu, arılarla ilgili falan bir şey sandım ben. Ya dedim ne alakası var, hani ben böyle folklor olayım, hani mümkünse sınıf başkanı olayım, olmuyorsa eğlenceli bir şey olsun. Yok dedi, arı dili yayma koluna gireceksin. Ben arı dili yayma koluna girdim ve arı dili yayma kolunda Türk Dili dergisi çıkıyordu o zaman. Biz bütün okulu dolaşıp Türk Dili dergisi aboneliği yapıyorduk ve Öztürkçe konuşuyorduk sadece. Öztürkçe sözcüklerin dilimize yerleşmesi için çalışan bir koldu o. Ve çok şanslıydım ki benim okuduğum ortaokulda da öğretmenlerimiz de hep Öztürkçe konuşuyorlardı. Biz hiç cevaplar demeden, zamir demeden, hani hep böyle ilgeç, tümleç, belirteç, kamutay. Ben hep o sözcüklerle liseyi bitirdim. Üniversite sınavına hazırlanırken de zorlandım. Sonra üniversitede böyle değişik dünya görüşlü bir Türk Dili Edebiyatı öğretmenimiz dedi ki işte 5 tane sözcük veriyorum dedi. Bunların ne olduğunu bilen hani bu sene sınavlara girmesin. O aslında Öztürkçe ile dalga geçmek için sormuştu ve hiç kimsenin bilemeyeceğini düşünüyordu. Ama işte kamutayın meclis olduğunu, bulunan adres olduğunu ve bunun gibi sözcükleri ben bilince çok şaşırdı ve ben hakikaten vizelere girmeden direkt geçtim. Dolayısıyla kendim de çok özenmeye çalışıyorum. Çocuklarımıza da gerçekten Öztürkçe sözcüklere, diline sahip çıkmasını. Dilin tabii ki zenginleşmesi çok önemli. Her şeyden önce Türkçenin bir bilim dili olması, bir sanat dili olmasını sağlamak zorundayız. Maalesef buluşları biz yapmadığımız için, bulan ülkelerin sözcüklerini biz biraz Türkçeleştirip kullanıyoruz. Ama umut ediyorum önümüzdeki günlerde çok kıymetli öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin desteğiyle ve Dil Derneği gibi dilimize bu kadar sahip çıkan bir derneğin de varlığıyla çok daha zenginleşen, gündelik hayatını çok daha fazla sözcükle kurgulayabilen vatandaşların yaşadığı, Türkçenin tertemiz, pırıl pırıl kullanıldığı, yazıldığı, hala herkes yazan, sosyal medyada da değil üstelik, hani herhangi bir metinde hala yanlışla yalnızın nasıl yazılacağını bilemediğimiz durumları görüyorum. Çok da üzülüyorum. Bu bizim dilimiz, çok kıymetli. Buna çok sahip çıkmamız gerekiyor. Çok doğru düzgün konuşup doğru düzgün yazmayı bilmemiz ve bunu Türkçeyi gerçekten bir bilim dili, bir sanat dili, kültür diline dönüştürmemiz gerekiyor. Ben bu dernek yöneticilerine ve bugün buraya gelip emek veren, zaman veren tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Bakınız 22'den 2024'e geldik. Hala medreseleri konuşuyoruz. O öğretmen daha sonra Paris'e gönderiliyor. Fransa eğitim sistemi inceletiliyor. Mustafa Kemal tarafından. Daha sonra 1938'de Milli Eğitim Bakanı oluyor. Kim o? Hasan Ali Yücel. Merhaba, ben Uygur'um. Benim yaşadığım çağda atamdan öğrendiğim sözlerde şöyle diyor. Yağmur yağarsa kabın olsun, örtünmek gerek. Kötü insan yakın gelirse gizlenmek gerek. Meyvesini yiyip fidanını kim dikti diye sor. Yiğit kendi vatanında, gül kendi yerinde güzel. Almıştı. 1944. İkinci kitabım. Sınıf. Basın sağcısı önüne açmış kitabı. Dikkatle inceliyor. Her bir şiiri bir edebiyat eleştirmeni hassaslığında okuyor. Okuyor ve sonunda bana öyle bir gürledi ki kitabımın sayfaları bile titredi önünde. Buradaki
Tepede 10 mumluk bir lamba var sadece ve şurada da o kitabın büyüklüğünde bir pencere konulmuş. Fakat üstü tozla toprakla öyle bir sıvanmış ki içeriye düşen kişi gündüz mü gece mi anlamasın diye.